Herkese merhabalar. Yanımda Halper var. Söylediğiniz üzere Dark Passage'in koçu. Ee, genel olarak biraz değerlendirmek istedik. O yüzden online röportajı da kendisini aldık. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen? Ben de iyiyim. Öncelikle tebrik etmek istiyorum. 2-0 gibi bir galibiyetiniz var. Teşekkür ederiz. Peki biraz dünkü maçtan bahsedelim. Ee, Dark Passage'ın oyuncuları dün aslında çok röportaj yapmak istemediler. Çünkü ikinci maçın psikolojisi birazcık etkiliyor oyuncuları. Hani bir birlik bir skor olmasına rağmen yine de ancak şu anda sen konuşabiliyorum. Dünkü TT mağlubiyetinizden biraz bahsedelim. Nasıl gelişti durum? Yani kafa olarak oyundan koptuğunuz zaman yapacak pek bir şey kalmıyor açıkçası. Yani seçim ekranı, oyuncuların becerileri falan bir yere kadar götürüyorsunuz ama kafa olarak herkes aynı düşünce yapısında, aynı odaklanmada olmadığı zaman öyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Anladım. Peki başka bir sebebi olabilir mi? Mesela e, Zayras TT'ye e, geçti. Bununla ilgili Zayraz'ın oyunu sizi herhangi bir şekilde çünkü belki çok alışkın olmadığınız TT kompozisyonunun içerisinde bir kişiydi Zayraz. Bunun bir etkisi olmuş olabilir mi? Ya Biz aslında hiçbir takımda bir oyuncunun oyun tarzından etkilenmedik. Bizim tek sıkıntımız kendi yaşadığımız sorunlar oluyor. Kafa olarak aynı seviyede kaldığımız sürece yani şampiyonluğa kadar gidebileceğiz bence. Bu benim düşüncem. Ama bu da bir risk yani. Ne, ne, kadar kalabilirsek o kadar yükseleceğiz. Bütün çalışmalarımız da aslında bunun üstüne. Tabii ki başka antrenmanlarımız da var. Stratejik olarak da gelişmeye çalışıyoruz. Bireysel olarak da, mekanik olarak da gelişmeye çalışıyoruz ama kafa olarak oyunda kaldığımız zaman çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Peki o zaman kafa olarak oyunda kalmak demişken bugün boyunca Abaryan'ın geçtiğimiz maçtaki kötü performansından birazcık bahsedildi. Bu tarz şeyleri tabii ki takım hani koçuyla konuşmak çok önemli bir şey. Çünkü bu tarz olaylar herkesin başına gelebiliyor. Ve sen bir takım koçu olarak bu tarz bireysel skandalları ya da o günkü olayları nasıl grup içerisinde yani takım içerisinde üstesinden geliyorsun? Nasıl konuşuyorsun onlarla? Yani benim aslında psikolojik olarak çok bir bilgim yok ama hani oyuncunun ne olursa olsun bulunduğu ortamın içinde kendini iyi hissetmesi, mutlu olması bir şeylerin üstesinden gelmesini sağlar. Kötü oynasa bile bir sonraki maçta kötü oynamamaya çalışır. Kötü gününde olsa bile toparlanmasına fırsat verir. Yani o yüzden ne olursa olsun takımın içinde görevli olan herkesin mutlu olması önemli. Onlar mutlu olduğu sürece de ya tabii ki maç kaybedebiliriz, kötü oynadığımız gün olabilir. Belki takımca da çok kötü oynayabiliriz ama Geri dönüşün yolu olur. Peki devam edelim. Bir de e, Supermassive ile şu anda skor tablosunda başa baş bir mücadelenin söz konusu. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersin? Supermassive bize karşı oynadığı maçta daha iyi oynadılar bizden. En azından bir şekilde puan tablosunda aynı kaldığımız için hala birincilik şansımız var. Ama çok bir fark yaratmayacak birinci veya ikinci olmamız. Yarı finalde gelebilecek diğer ekipler de hemen hemen birbirlerine yakınlar. Hani en üst iki sırada kaldığımız sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yine de süper olan bir sonraki maçımızda da denmek için elimizden geleni yapacağız. Peki hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Ee, Twitter üzerinden Hazi soruyor hashtag ile bize ulaşabiliyorsunuz. Şu anda oradan değil ama içeriden bir soru var. Hemen onu yöneltelim, yöneltelim Halpern'e dinliyoruz. Ee, i̇çerideki soru aslında iptal oldu çünkü... Aynı soruyu soracaktık biz de Hazal size. Abarya'nın bireysel performansı <laughs> hakkında bir e, sorumuz olacaktı Second Best tarafından. Fakat zaten kendisi cevaplamış bulundu. Teşekkür ediyoruz. Galibiyetten dolayı da ayrıca kutluyoruz kendisini. Ben teşekkür ederim. Sizleri görmek güzeldi. <laughs> o zaman geldik e, röportajımızın sonuna. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Yani elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Peki. Halper'le birlikteydik. Önümüzdeki iki maçlık serinin sonunda tekrar röportaj alanında sizlerle birlikte olacağız. Teşekkürler.